Arkadaşlar merhaba, günaydın. Daha yeni uyandım. Belki saçımın sakalımın halinden de belli oluyordur. Şimdi diyeceksiniz ki kamerayla mı yatağa girdin sabahın köründe, bu ne videosu? Uyanma aşamasında elimde cep telefonum, internette dolaşırken bir takım fotoğraflar gördüm. Ve bu fotoğraflar beni gerçekten çok duygulandırdı. O sebepten dolayı kısaca bu fotoğraflardan bahsetmek istiyorum ve Şişli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı da ayrıca tebrik etmek istiyorum duyarlılıklarından dolayı. Şişli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı sokak hayvanları için sokakların belli yerlerine yemek ve su tasları koymuşlar. Bunun fotoğraflarını videonun sonunda ardı ardına, yani bulabildiklerimi ekleyeceğim, siz de bakarsınız. Bu gerçekten insana umut verici, insanı mutlu edici ve insanlığın halen ölmediğini gösteren bir davranış. Bu sebepten dolayı kendilerini buradan tebrik ediyorum. Gerçekten ülkücü kardeşlerimiz bir takım siyasi oluşumların da sadece politika değil, politikanın dışında çok güzel şeylere imza atabildiğini de gösterdi. İnşallah diyorum, ilk olarak Şişli Ülke Ocakları'nda gördüğüm bu girişim diğer partilerin gençlik organizasyonları tarafından da takip edilir. Sonuçta biliyoruz, yani sokak hayvanları ülkemizin bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği. Bu hayvanlara bir tas su koymakla, biraz yiyecek vermekle hiçbir şey olmaz. Yani üzerimizden bir şey eksilmediği gibi insanlığımız artar. Ya bir de yanılmıyorsam Hazreti Ömer'in bir lafıydı. Dağlara buğday serpin de Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler diye. Ülke Ocakları'nın yaptığı da tam olarak böyle bir şey. Bir hayvansever olarak, ayrıca biliyorsunuz benim kendi köpeğim de var zaten. Beni çok duygulandırdı. Kendilerini buradan tekrar tebrik ediyorum bu duyarlı davranışlarından dolayı ve umut ediyorum ki diğer sivil toplum kuruluşu ya da siyasi partilerin organizasyonları, gençlik organizasyonları da Şişli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı bu yönde takip ederler. Görüşmek üzere. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler.